biz de Büyükşehir Belediyesi'ne 5 aylık 150 günlük bir süre verdik ve hiç icraatlarıyla ilgili bir eleştiride bugüne kadar bulunmadık. Bakalım Sayın Çerçoğlu ne gibi bir icraat gösterecek? Bunun takipçisi olduk. Politikacılar, siyasetçiler yaptıkları icraatlarla ilgili belli dönemlerde halka hesap verirler, hesap vermeleri gerekir. Geçmiş dönemlerde bunu yaşadık, bunu gördük. Biz 100 gün bekledik Sayın Çerçoğlu'nu. 100 gün sonra acaba bir açıklama da bulunur mu diye. Bulunmadı. 150 gün bekledik. Acaba 150 gün sonra Aydın halkına açıklamalarda bulunacak mı diye. Gene Sayın Çerçoğlu'ndan bir açıklama göremedik. 150 gün dolduktan sonra biz de Aydın'da Aydın halkının sözcüsü olarak Aydın'ımızda bugüne kadar yapılmayan, Aydın'ımızın geriye gitmesine neden olan, Aydın'ımızın ilerlemesine engel teşkil eden ne gibi çalışmalar varsa bunları ortaya dökmek, Aydın halkımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu basın toplantısını düzenledik değerli arkadaşlar. Sayın Çerçoğlu 1 Nisan itibariyle hazırız diyordu. Acaba Sayın Çerçoğlu 1 Nisan'dan beri ne yaptı? Ben bunun sorgulanmasını istiyorum. Bunun sorgulanmasını da geçmişi kıyaslayarak yapalım istiyorum. 2013 yılı itibariyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devrolan özel idarenin personeli ve araç gereç ekipmanları ile ilgili onların yaptığı yatırımlarla ilgili kıyaslama yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. Özel idare 2013 yılında 116 adet köyümüzün içme suyu şebekesi ve isale hattının yapımını gerçekleştirmiş. 9 tane köyümüzün kanalizasyon şebekesini gerçekleştirmiş. 4 adet de köyümüzde kanalizasyon arıtma tesisini gerçekleştirmiş. Peki Sayın Çerçoğlu 2014 yılında bu 5 aylık süre içerisinde kaç tane köyümüzün içme suyunu ve isale hattını yapmıştır? Ben kendisine soruyorum burada. Kaç köyümüzün kanalizasyonunu yapmıştır? Kaç köyümüzde kanalizasyon arıtma tesisi yapmıştır? Gene 2013 yılı içerisinde 22 adet köyümüze içme suyu sondajı kuyusu açılmış. 7 adet köyün içme suyu, arsenik, demir, mangan arıtması gerçekleştirilmiştir. İçme suyu arıtması. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Bazı köylerimizde maalesef arsenikli su içen köylerimiz var bizim. Bu köylerimizden 7 tanesi 2013 yılında arıtma tesisine kavuştu. 5 adet köyümüz daha arıtma tesisi yapılmasını bekliyor. Ben buradan Sayın Çerçoğlu'na sesleniyorum. Bu 5 adet köyümüzde arsenik arıtması için bugüne kadar ne yaptınız? Hangi projeyi ürettiniz? İhale hazırlığınız var mı? Değerli arkadaşlar, Aydın'da tarım ara geçim kaynağı ve tarımda da sulama olmazsa olmazımız. Suyun ne kadar kıymetli olduğunu özellikle ülkemizin önemli birçok yerinde hem kullanma suyu, hem içme suyu, hem sulama suyu olarak son dönemde sıkıntıları hep birlikte televizyonlardan görüyoruz. Aydın'da sulama suyu konusunda köylerimizin tarımsal arazilerin sıkıntısını gidermek amacıyla 2013 yılında İl Özel İdaresi tarafından 22 adet gölet yapıldı arkadaşlar. 2013 yılında 22 adet gölet yapıldı. Ben Sayın Çerçoğlu'na soruyorum. 2014 yılında Sayın Çerçoğlu bir adet gölet yaptınız mı şu ana kadar? Bırakın gölet yapmayı. Acaba bir adet göletin projesini yaptınız mı? Yapamazsınız. Yapamayacaksınız. Neden yapamazsınız? Neden yapamayacaksınız? Çünkü bu kadroları harcamakla uğraşıyorsunuz. 13
adet ziraat mühendisi arkadaşımız tarımsal sulama ile ilgili Türkiye çapında isim yapmış. Türkiye çapında tanınan 13 tane ziraat mühendisi görev konusunda uzman olan, tarımsal sulama konusunda uzman olan arkadaşlarımız Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne hizmetine verilmiş il özel idaresinden. Peki bu 13 tane ziraat mühendisi arkadaşımız ne olmuş? Bu 13 tane arkadaşımızın bir kısmı mahkum işçilerin başında çavuş olarak görevlendirilmiş arkadaşlar. İşçi çavuş olarak mahkum işçilerin başında. Bir kısmı da Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Buharkent gibi ilçelerimizde itfaiye müdürlüklerinin emrinde görevlendirildiler. İtfaiye müdürlüğünün emrinde Allah aşkına ziraat mühendisinin ne işi var? Bu ülkenin kaynaklarına, Aydın'ımızın kaynaklarına yazık günah değil mi? Aydın'ımıza hizmet üretecek olan, gölet üretecek olan, sulama kanallarını yapacak olan bu ziraat mühendislerine siz çavuşluk, itfaiye amirliği, itfaiye erliği gibi bir görevi nasıl layık görebilirsiniz? Ben burada özellikle ziraat mühendisleri odasını da kınadığımı ifade etmek istiyorum. Neden personelinize sahip çıkmıyorsunuz? Aydın Mühendis ve Mimarlar Odası platformuna da buradan sesleniyorum. Neden mühendislere sahip çıkmıyorsunuz? Neden Aydın'ın kıymetli evlatlarına sahip çıkmıyorsunuz? Bunların heder edilmesine, bunların kıyıma uğramasına neden sesiniz çıkmıyor? Cumhuriyet Halk Partili yetkililere sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Parti'nin yöneticilerine sesleniyorum. AKP kadroları kıyıma uğrattığı zaman biz müdürlerimiz kıyıma uğradı. Geçen hafta içerisinde açıklama yaptık biliyorsunuz. Onlarca, yüzlerce müdürümüz, okul müdürümüz kıyıma uğratıldı. Biz bunun sesi olmaya çalıştık. Peki aynı şekilde mühendis arkadaşlar, onlarca özel idareden Büyükşehir Belediyesi'ne geçen dozer operatörü, grader operatörü, kepçe, silindir operatörü gibi birçok operatör zorunlu olarak emekliye sevk edilirken neden sosyal demokratların sesi çıkmıyor? Neden sosyal demokratlar da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı da bu şekilde bir kıyım yaparken neden bunlar buna karşı çıkmıyorlar? Hükümet kıyım yaparken hükümeti kınıyorsunuz ama hükümetten daha ağır kıyımı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde Aydın'ın değerlerini harcayarak siz yapıyorsunuz. Bunun neresinde vicdan var? Bunun neresinde mantık var? Ben bunu Aydın halkımızın vicdanına bırakıyorum. Sayın Çerçioğlu'nu eleştirmekle suçlanıyoruz. Biz Sayın Çerçioğlu'ndan hizmet bekliyoruz. Aydın için hizmet bekliyoruz. Aydın için hizmet üretmesini istiyoruz. Burada hizmet istemek, hizmet üretilmesini talep etmek ne derece yanlış, ben bunu da sizlerin vicdanına bırakıyorum değerli arkadaşlar. Bu görevler konusunda şunu da değinmek istiyorum. 3 tane gölet şu anda Aydın'da yarım olarak bekliyor. Bir Davutlar göleti 22 metre derinliğinde 540 bin metreküp su hacmine sahip. Efendim Bozdoğan örtülü göleti 12 metre derinliğinde. Karacasu Yaykın göleti 11 metre su derinliğinde 100 bin metreküp su hacmine sahip. Sayın Çerçioğlu seçim çalışmaları sırasında şunu söylüyordu. Barajlar yapacağız diyordu. Barajlar. Ben de diyorum ki Sayın Çerçioğlu önce şu yarım kalan göletleri tamamla. Bırak barajı yapmayı. Sen şu yarım göletleri tamamla önce. Davutlar göleti o kadar büyük tehlike oluşturuyor ki. Davutlar göletinin dolu salakları yapılmadı. Yarından sonra çok büyük bir afet olacak olursa Davutlar tarafında o gölet patlarsa Davutlar halkı büyük bir afetle karşı karşıya kalır. Ve bunun sorumlusu da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olur. Özlem Çerçioğlu'na biz buradan sesleniyoruz. Sayın Çerçioğlu, Aydın'a sahip çık. Aydın'ın sorunlarına sahip çık. Aydın'ın evlatlarını harcama diyoruz. Değerli arkadaşlar,
bu özel idareden Aydın Büyükşehir Belediyesi içerisine geçen 109 tane kalifiye eleman vardı. Bu kalifiye elemanların işçi kadrosunda geçenlerin birçoğu zorunlu emekli yapıldı maalesef. Yine değerli arkadaşlar, yollarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken işlerin önemli bir kısmı da yol yapımı oluşturuyor. Geçen yıl içerisinde, 2013 yılı içerisinde Aydın İl Özel İdaresi 186 kilometre birinci kat asfalt yapmış arkadaşlar. 341 kilometre ikinci kat asfalt yapmış. 80 kilometre büyük onarım yapmış. 140 kilometre de stabilize yol yapmış. Bunları hangi makinelerle yapmış? Bunları 16 tane dozer ve 11 tane grader başta olmak üzere iş makinalarıyla yapmış. Peki bu iş makinaları ne oldu? Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne hepsi tamamı devroldu. Sayın Çerçoğlu ne diyordu? Vali Bey'e bir sürü ithamlarda bulunuyordu. Şu makinaları arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Aydın'da cuma günü öğleden sonra çektirdim ben bu fotoğrafları. Cuma günü öğleden sonra Aydın'da dozerlerin, griderlerin aylardan beri Serçeköy'de yatmakta olduğunu, il merkezindeki eski köy hizmetleri sahasında yatmakta olduğunu görüyoruz. Sayın Çerçoğlu, bu dozerler ve griderler aylardır neden çalıştırılmadı? Neden bunların maaşına basılmadı? Aydın'ın bu araç ve ekipmanları, Aydın'ın değerlerini bu şekilde harcıyorsunuz. Aydın'a yazık günah değil mi? Bakın bu fotoğraflarda hepsinde dozer, grader, kepçeler hep yatıyor arkadaşlar. Biz Sayın Çerçoğlu'ndan bu konuda bilgi bekliyoruz. Biz Aydın'ımızın değerlerine sahip çıkmak için bu toplantıları yapıyoruz. Bu eleştiriler, eğer eleştiri olarak kabul ediyorsanız, bu eleştirileri de Sayın Çerçoğlu'nun cevap vermesini istiyoruz. Biz burada kimseyi kötülemek, karalamak, iftira amacıyla yapmıyoruz bu toplantıları. Biz Aydın'ın haklarının korunması amacıyla yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Bunun gibi fotoğraflarda griderler, kepçeler yatıyor maalesef. Dedik 341 kilometre asfalt yapıldı. Geçen sene ikinci kat asfalt. Peki değerli arkadaşlar, bu sene ne yapıldı acaba? Bu sene 10 kilometre civarında yapılan bir asfalt çalışması var. İkinci kat asfalt. Nereye yapılmış peki bu asfaltlar? Bunu biliyor musunuz? Çok önemli yerlere yapılmış değerli arkadaşlar. 1-3 kilometre civarında Sayın Çerçoğlu'nun yazlığının bulunduğu Kazıklı yolu yapılmış. Öncelikli olarak önce köyümüze değil yazlığımıza hizmet Kazıklı yolu yapılmış. İkincisi Sayın Çerçoğlu'nun eşinin Ercan Çerçoğlu'nun Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı var, ortaklar biliyorsunuz. Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nin yolu yapılmış. Karı koca maşallah önce kendi yollarını yapmışlar.